Selam, ben geldim. Sizin de çevreniz kitap okumayı seven arkadaşlarla doluysa onlara ne alacağım diye o kadar çok düşünmenize gerek yok. Kitap alabilirsiniz. Ama bir arkadaşa kitap almak öyle basit bir şey değil. Çünkü sonuçta bir hediye alıyorsunuz ve onu beğenmesi gerekiyor. Ve kitaplar beğenilmesi zor şeyler olabiliyor. Bugün sizlere hediye tavsiyeleri yapacağım. Yani hediye alınabilecek kitaplardan birazcık bahsedeceğim. Umarım hoşunuza gider. İlk olarak fareler ve insanlardan başlayalım. Zaten yüz temel eser kısmına girebilmiş bir kitap. Herkes sevebileceğine inanıyorum. Genel olarak durgun bir hikaye olsa da bence beğenmeyecek insan yoktur. Yani bunu hediye olarak alabilirsiniz. Risksiz bir hediye. Arkadaşınız Türk edebiyatına takıntılıysa veya Türk edebiyatını seviyorsa bunu muhtemelen okumuştur ama okumadıysa da olsun. Alabilirsiniz. 9. Hariciye Kuşu Peyami Safa'nın yazdığı çok güzel bir eser. Arkadaşınız biraz psikopatsa ve kara mizahtan hoşlanıyorsa benim gibi bunu ona alabilirsiniz. Tanrı olmak isteyen otobüs şoförüne çok küçük yaşlarda arkadaşlarınıza hediye etmeyin lütfen. Kara mizah herkesin kaldırabileceği bir şey değil. O yüzden arkadaşınızın yaşı büyükse sadece alın. Yani o kadar da büyük olmasına gerek yok. Bakınız ben 17 yaşındayım, okuyabilmişim. Hediye alacağınız kişinin yaşı büyük olsun, küçük olsun hiç fark etmez. Ruhsal durumu ne olursa olsun insan neyle yaşarı beğenecektir. Hediye alacağınız kişi uzun romanlardan hoşlanmayabilir. Bu kitap onun için daha uygun olacaktır. Çünkü içinde bir sürü farklı öyküler barındırıyor ve bu öyküler 5-6 sayfa, yani okuması çok kolay. Yine yaş farkı gözetmeden alabileceğiniz Mucize kitabı. Bunu da büyük küçük herkesin okuması gerektiğine inanıyorum. Her ne kadar çok böyle yalan bir kitapmış gibi dursa da kapağına, arka kapağına baktığınızda içinde bir hazine yatıyor ve bu hazineyi arkadaşınızın keşfetmesi çok güzel olabilir. Ya ben hediye alacağınız kişi arkadaşınız diyeceğim. Daha kolayıma kaçıyor. Hediye alacağınız kişi çok uzun. Üşengeçlik böyle bir şey. Yine biraz zenginseniz ve Pegasus yayınlarından kitap alabiliyorsanız Fangirl'ı da tavsiye ederim. Herkese hediye alınmayacak kitap olan Alice hakkındaki gerçekle devam edelim. Peki bu videoya neden koydum? Çünkü ben bir arkadaşıma Alice hakkındaki gerçeği gayet de hediye etmiştim ve çok beğenmişti. Ama kitabın konusunu bir okuyun, ondan sonra hediye edip etmeyeceğinize kendiniz karar verin. Yine Hayalet Kalp'te bana hediye gelmiş olan bir kitaptı. Halam tarafından, o izliyorsa buradan çok çok selamlar. Hayalet Kalp hediye edebileceğiniz ve hediye alabileceğiniz bir kitap. Çünkü herkese hitap edebilen bir kitap. Sıra dışı bir konusu var gerçekten. Daha önce böyle bir konuda okumamıştım. Deniz Anıları ile ilgili. Birazcık şuradan fark etmişsinizdir ama neyse. Hediye alacağınız kişinin kitap okuma alışkanlığı yoksa ve siz bu alışkanlığı ona aşılamak istiyorsanız Fısıltı serisinin ilk kitabı olan Fısıltı kitabını önerebilirim. Hediye alacağınız kişi gençse, yani yaklaşık 15-16-20-25 yaşlarında biri ise Hilekar'ı alabilirsiniz. Yine okuma alışkanlığı kazandırabilecek ama eğer okuma alışkanlığı varsa karşınızdaki kişinin yine de sevebileceği bir kitap Cinder ve Tüm Ay Günlükleri serisi. Tabii ki tüm seriyi almazsınız diye sadece ilk kitabını göstermeye karar verdim. Yine Uçurtma Avcısı da herkesin sevebileceği ve herkesin benimseyebileceği bir kitap. Eğer birine kitap hediye etmek isterseniz bence en uygun kitaplardan birisi Uçurtma Avcısı olacaktır. Kitap hediye edeceğiniz kişi Uçurtma Avcısı'nı okuduysa onun bir alternatifi daha var. Bir Muhteşem Güneş. Arkadan televizyon sesi geliyorsa üzgünüm çünkü şu an video çekiyorum ve video çektiğimin kimse farkında değil galiba. Televizyonu kısmıyorlar. Yapacak bir şey yok. Karşınızdaki kişiyi gülmekten kırmak istiyorsanız Pabucum'un Ajanı ona uygun olabilir. Pabucum'un Ajanı bence genç yaşlarda yine her zamanki gibi okunması gereken bir kitap ve okurken de gayet eğlenebileceğiniz, hoşunuza gidebilecek bir kitap. Yine fiyat bakımından o kadar da pahalı olmayan Zack ve Mia'yı gösterelim. En azından Pegasus yayınları kadar pahalı değil. Zack ve Mia'yı okuyanlar zaten biliyordur. Genel olarak okurken eğlenebileceğiniz ve kaliteli zaman geçirebileceğiniz bir kitap. Umarım bu video bir şekilde işinize yarayabilir. Kitap hediye etmek istiyorsanız birisine bunları alabilirsiniz. Bu videoda da benden bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve az önce de dediğim gibi yararlı olabilmiştir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.